artık çok tehdit eden bir takım haline geldi Fenerbahçe. Kesinlikle. Yani çok önde oynuyorlar. Neredeyse maçın tamamını rakip yarı sahada oynuyorlar. Ön taraf baskısını çok doğru ve etkili yapıyorlar. Bu sisteme, yani bu düzene, bu makine işleyişine kaliteyi de eklemeye çalışıyorlar. İşte İrfan giriyor, İsmail giriyor, Arda giriyor, Rincon girecek, sonra Buruma girecek. Yani kaliteli ayakları da, mesela Rossi de bıraktığı yerden devam ediyor. Rossi de çok formda. Bana nazar Evet. değmesin. O da iyi başladı. Valencia çok güçlü gördüm ben. Geçen seneye göre vücut dili çok daha iyi. Bakıyorsunuz sahada, yani ayakta duruyor, dibine kadar mücadele, takım presinin içinde var. Arayan bir oyuncu. O da yaşı var ama formasyonu değiştiriyor. Eskiden aldığında direkt kendisi kaleye gitmeye çalışan bir oyuncuydu. Şimdi arayan, orada duvar olan, arkadaşlarına pas koridoru yaratan bir formasyonu da yavaş yavaş üstlenmeye başlamış. O da değişiyor. Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarında tek paslı, yani 3-4 pasta rakip kaleye giden setler görüyorsunuz. Tık 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 hemen orta sahadan çok hızlı Özellikle bir Lincoln şekilde. üzerinde vardı bu. Dünkü Tabii maça tabii yansımıştı %100. abi hatırlarsan. %100, yani çok hareketli, keyif veren, baskıyla oynayan, baskı yapmaya çalışan bir takım. Kiev maçı öncesinde, yani artık Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesinde hazırlar diyebiliriz. Hepimizin aklında tabii şey var. Santrafor alınacak mı? Forvet alınacak mı? O var. Yani bakıyorum, takımdan memnun olmayan yok Fenerbahçeliler arasında ama hiçbir yerde geliyor, o forvete geliyor. Dünkü istatistiklere baktığımızda, yani bu 22'ye 4'ü, 22 şuttan 4'ü isabetli dediğimiz zaman, evet, oraya bir kaliteli santrafor alınması lazım deriz. Ama oyunun gerçek röntgeni, yani biraz önce söylediğim gibi 7 savunmalı yer aldığı bir ceza alanı içi aksiyonlarında, bu da çok anormal değil, çok başarısız değil. Yani farklı yerden de bakmak lazım. Hani derler ya, Belki bir santrafor olsaydı Fenerbahçe daha çok gol atabilir miydi abi? Ne dersin? Yani iyi bir santrafor olsaydı. yani iyi bir santraforla Ya atarsın. yani hücum Yani keşke olsaydı. organizasyonlarının o sonucu alamamasının sebebini diyorsun. Ama bak, yani dünkü maçın özeli de konuştuğumuz zaman ne olacaktı? Yani 4 gol attığı bir maçta santrafor lazım diyoruz ben abi. Ne 7 tane mi atacaklar? Yani bir de rakip var karşımızda. Evet, çözüm bulan, kendi yemeğini pişiren, vuruş kalitesi yüksek bir santrafor lazım bu takıma. Kesinlikle. Yani her takıma lazım, sadece Fenerbahçe değil. Yani lazım bu takıma. Ama bugüne baktığımız zaman, yani 6 maçın özetine baktığımız zaman, bu takım bir türlü üretmiş. Doğru. Frikikten üretmiş, penaltıdan üretmiş, işte araya paslarla üretmiş. Yani üretmiş. Her şeyin başı oyun. Bu takımın oyunu var. Ciddi Kesinlikle. bir oyun gücü var. Rakibe kabul ettirdiği, kendisini orada olduğunu hatırlatan ve tehdit eden ciddi bir oyun gücü var. Ve eğer şampiyon olacaksa, eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaksa, santrafor sayesinde olmayacak. Bu oyun gücü sayesinde olacak. Santrafor ya da oradaki o ayağının burnuyla topa dokunan oyuncu sadece bir figür. Fenerbahçe'nin bugünkü bu pozitif konuşmamıza neden olan en önemli şey oyun gücü. Doğru. Peki abi şimdi isimler geçiyor. Cavani, Suarez. Senin aldığın bir istihbarat var mı? Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Biraz da transfer konuşalım istiyorum. Ben, yani bu Thiago Çukurallar, biliyorsun, 19 yaşında. Fenerbahçe'nin yani transfer politikasında artık o tip oyuncu olacağını düşünmüyorum. Yani gelecek, 2 sene oynayacak, parayı alacak, gidecek. Olmamalı da. Onu da söyleyeyim. Yani artık olmamalı da. Mesela Dediğim Aboubakar gibi ama gündeme en gelmiş büyük, olabilir. tabii en büyük, yani bugün İsmail Yüksel'i hangimiz hesaplayabilirdik gelecek takımın en önemli oyuncusu olacak diye? Yani.
Yani belki Thiago farklı bir şey gösterecek. Yani bir sene değil, 2 sene, 3 sene sonra aynı Ferdi Kadıoğlu gibi başka bir oyuncu haline gelecek. Kendi liginde başarılı değil. Baktığınız zaman performansına, sayılarına baktığınız zaman başarılı bir oyuncu değil. Ama öyle bir takıma geliyor ki Aykut, şu taraftan bakalım. Geldi takımın 13-14 oyuncusu bunun yaşı işte 19 ile 23 arasında ya da 24 arasında. Yani kendini yabancı hissedemeyeceği, bilgisayarda bile ya yani da PlayStation'da bile birlikte maç yapıp sohbet edebileceği bir futbolcu grubunun olduğu bir takıma geliyor. O yüzden genç oyuncunun Fenerbahçe kadrosu içinde uyum problemi çekmemesi, kendisini oraya ait görmesi çok daha büyük ihtimal gibi. Bilmiyorum, yanılabiliyor muyum ama bana öyle geliyor. Mesela işte Emre Mor. Konuşmuyoruz hiç Emre Mor'u. O da çok özel bir oyuncu baktığımız zaman. İşte Kesinlikle. sakat da oynayamadı. Yedekti. Yani ilk 11'in problem yaşadığı dakikalarda kulübeden gelecek hakikaten umut veren, yaratıcı, skora etki edebilecek çok ciddi bir oyuncu potansiyeli de var Fenerbahçe takımı. Doğru. Abi yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şeyler var mı şu anda? Ben taraftarın ya da bizi seyreden, ben güveniyorum bu takıma, onu söyleyeyim. Hoca da iyi bir hoca. Yani Jorge Jesus da bugüne kadar baktığımız zaman çok aklı başında, çok statik, tüm oyunculara şans vererek yani oyuncular arasında bana haksızlık yapıldı diyecek bir kişi yoktur. Hepsini oynattı. Hepsine şans verdi. Sahada terini sakınan oyuncu yok. Bu da çok önemli bir özellik. Top kaptırıldığı an hemen herkes pozisyonunu almaya başlıyor. Geriye koşuyor. Bir an önce topu yeniden kapmak için harekete geçiyorlar. Bunlar önemli takım özellikleri. Yani maç dün 0-0 bitseydi gene aynı şeyleri söyleyecektik. Doğru. Fark eden bir şey yok. Ama iyi bir takım geliyor ve şuna da dikkat etsinler. Yani Hull City maçı, işte Macar takımıyla oynanan maç, Partizan maçı gol erken buldu, daha böyle bir rakipte gibi geçti. Türkiye'deki rakipleri de Fenerbahçe hep böyle oynayacaklar. Doğru. Yani 1-9-1 Organize. oynayacaklar. Aynen, Atak. yani kaleci önünde 9 kişi, belki de bir orta saha 9-1-0 belki de oynayacaklar. Ve Fenerbahçe takımı hazırlık etapında böyle oynayan rakipleri aşmayı başardı. Yani o defans duvarını delmeyi başardı. Bunu bahsettiğimiz müthiş santraforla yapmadı. Oyunla yaptık. Oyun gücüyle yaptı. Birlikte üreterek, birlikte çalışarak yaptılar. Her şeyin önemlisi budur benim açımdan. Abi çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin abi, inşallah. Değerli izleyicilerimizin de Kurban Bayramı'nı kutlarım bu vesileyle. Yeniden görüşmek dileğiyle abi. Şimdilik hoşça kal.